كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şeytan devam etti. Şükreden zenginleri sevmem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Onun dedi şükrettiğini nasıl anlarsın? Dedi o kazandığını helalden kazanıp Allah yolunda harcar. Gidi Müslüman. Böyle etrafımızda kaç tane zengin var? Kazandığını helalden kazanıp kazandığını Allah yolunda harcayan. Var yok demiyorum ama kaç tane var? Bugün bunu yapana haşa ve kella peygamber gözüyle bakılıyor. Evliya Allah diyorlar. Normal bir peygamberin yapması gereken meseleyi yapan adama normal bir insanın yapacağı iş bu ya. Her Müslümanın yapması gerek. Mesela şu anda ben size ne yapayım arkadaşlar? Emri bil maruf yapayım değil mi? Bu emri bil maruf. Bunu hepimizin yapması lazım. Ama abartmıyorum bu işi şu anda benim yaptığım işi biriniz evinde okulda iş yerini yapsa sen de haydır oğlum hocam oldun ya. Haydır oğlum. Yalan mı arkadaşım? Doğru. Kimse yalan diyemez. Bugün adam 2 santim sakal bırakmış. 2 santim ha. Fazla yok. Ne ayaksın oğlum sen? Sakal makal ne ayaksın? Ay lan siz de hoca. Lan siz de oğlum hoca oldunuz ya. Lan bırakın lan bu işleri. Tepkiler bu abartmıyorum. Görüyorum, gözlemliyorum. Kafadan atmıyorum ha. Siz de beni atıyor zannediyorsunuz her şeyi. Ne atacağım? 1000 tane adam var hocam akşama kadar. Bunlar da hoca olur. Bırakın bunları. Şimdi sakal bırakan zaten hoca oluyor. Sakal bırakan hoca olmuyor, Müslüman oluyor. Sakal kesen gavur oldu demedik. Ama sakal uzatan Müslümanlık alametlerini karşısındakine yansıtıyor arkadaşlar. İyi anlayın burayı. Şükreden zenginleri sevmem. Nasıl anlarsın? Kazandığını helalden kazanıp Allah yolunda harcar. Sadaka verir. Arkadaşlar 1 lira da olsa. Bakın Allah rızası için konuşuyorum. 1 lira da olsa sadaka verin ya. Küçümsemeyin. Vallahi de billahi de o 1 lira ise 1 milyon lira olarak geri döner. Dünyada dönmezse ahirette döner. Ama biz bugün maalesef dünyada geleceğine inanmadığımız için ya dünyada gelse aslında daha iyi olur be. Ya dünyada gelse ne olacak? Kişi dua eder duası kabul olmaz. Bakın kişi dua eder duası kabul olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mahşer günü o kişiye amel defteri açıldığı zaman öyle sevaplar verilmiş ki öyle sevap böyle sıralı. Adam diyor ki ya benim böyle sevabım yok bu nereden çıktı? Melekler diyecek ki bunlar var ya senin hani dua etmiştin ya bir ara. He, o dua kabul olmamış. He o kabul olmayan duam bu. Keşke diyecek hiçbir duam kabul olmasaydı. He anladınız mı mevzuyu? İşte ben 1 lira sadaka vereyim hemen bana akşam 10 lira olarak geri gelsin diye düşünenler. Sana mahşerde 100 bin lira olarak geri dönecek hiç merak etme. Allah razı olsun konuşuyoruz. Evet. Ha bir de şu var. Bak kardeşlerden çok mesaj geliyor. Tamam kardeşim ekonomik sıkıntılar var eyvallah. Bana dua et zengin olayım. Herkese dua et zengin olayım diyor ya. Hadi kimse demek hoca dua et de imanlı ölelim diyen yok. Herkes diyor ki dua et zengin olayım. Mübarek adam. Hani bari şöyle dua iste. Ya işte bir, hocam bir dua edin cemaat bir dua etsin de yani şöyle düzgün bir hayat yaşayalım. Anladın mı işte ay sonunu görelim. Misal işte kiracıyım kiram yesin misal. İşte fatura ödeyelim yeter. Yok yok kesmiyor. Herkes Bill Gates gibi olmak istiyor. Tabii. Herkes ne istiyor arkadaşlar? Elon Musk'la kapışmak istiyor. Tabii. Hani vergi rekortmanı olmak istiyor. Öyle zenginlik istiyor. Hayır böyle bir şey yok. Şeytan devam etti. Sonra diyor sabırlı fakirleri sevmem. Sabırlı fakirler. Arkadaşlar İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor. Fakirlikten korkmak, uğursuza inanmak da şeytandandır. Şu Allah aşkına bak Rabbim aklıma getirdi. Şu bazı uğursuzluk işleri var ya. Aman bıçağı bilmem ters koy. Aman aynanın kırık aynaya bakma. Aman merdivenin altına geçme. Aman kara kedi gördün yere yat çabuk. Böyle inanan var mı arkadaşlar? Yoktur inşallah. Aman onu gördüm. Aman bin... Ya Müslüman böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Kara kedi gördün yat yere. Merdiven altından geçme. Ay kırık aynaya bakma. Onu yapma. Ya böyle bir şey yok. Yok. Konuyla alakası yoktur. Bak Rabbim aklıma getirdi. Hiç sohbetten otum yok. Haberiniz olsun. Dikkat edin böyle şeylere. Evet. Uğursuza inanmak da şeytandandır. Şeytan fakirlikle korkutup size cimrilerim eder. Bakara suresi. Bak şeytan fakirlikle korkutuyor sizi ya. Hepimizi korkutuyor. Aha fakir kalacaksın. Aha açlıktan öleceğiz. Aman ay sonu gelmeyecek. Ulan doğalgaz böyle geldi. Elektrik böyle geldi. Ya arkadaşım tamam tamam eyvallah fazla geliyor kabul ediyorum tamam. Sıkıntı var ama kasmayın. Bak kasmayın. Belli bir şey sonra isyan eder boyuta gelirsin. Allah muhafaza Allah isyan eder gavur olursunuz.
Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Sabırlı olduklarını nereden anlarsın? Bak, sabırlı fakiri sevmem diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereden anlarsın diyor. Bakın, şeytanın dediği şeye bakın. O diyor, derdini başkasına anlatmaz. Gidi Müslümanlar. Allah razı olsun. Hepinize söylüyorum be. Var mı bugün derdini anlatmayan fakir? Öldük, bittik, yandık, para yok, pul yok, aş yok, iş yok, eş yok, karı yok, kız yok, araba yok, villa yok, işte bilmem, rezidansa dairem yok. Neler neler. Hiçbir şeyim yok. Ya mübarek adam. Onlar diyor derdini başkasına anlatmaz. Hani dert yanmazlar. Şeytan diyor ki bir kimse diyor derdini 3 gün üst üste birine anlatırsa Allah Celle Celle onu sabırsızlardan yazar. Çok büyük sıkıntı. 3 gün üst üste derdi anlatan bizde adamlar bir sene susmuyor. 1 Ocak'ta başlıyor. 31 Aralık'a kadar battık, bittik, yandık. Kardeşim açız. Kira bilmem. Ya arkadaş 3 gün üst üste anlatan sabırsızlardan yazıyor Allah indinde. Dikkat edin böyle şeylere. Rica ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratıldı. Ateş suyla söner. Öfkelenen abdest alsın. Bak sabır. Hepiniz sinirleniyorsunuz. En çok da ben sinirleniyorum. Ama ya ben Allah için genelde burada sinirleniyorum arkadaşlar. Ya ben kürsülenince ben öyle çok fazla bağırıp çağıran bir tip değilim yani. Merak etmeyin. Şimdi buradan indin. Ne yapacaksın arkadaşım? Allah için konuştun, sinirlendin, tamam eyvallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de Allah için sinirleniyordu. Sinirlenince ne oldu arkadaşlar? Buradan peygamberlik damarı çıkıyordu. Sahabeler diyor ki Allah Resulü sinirlen zaman biz diyor, kaçıyorduk bak. Etrafında sahabe kalmamış korkudan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiddetinden. Öyle bir heybet vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Aman yarabbi kaçıyorduk diyor. Şimdi öfke şeytandandır. Şeytan da ateştendir. Eğer diyor öfkelenirseniz abdest alın. Sinirlendin, kavga edeceksin. Daraldın, bunaldın, evde hanımınla tartıştın, iş yerinde bilmem ne tartıştın. Hemen arkadaşım abdest alıyorsun, hemen. Aslında size de eğlence çıkar be kardeşim ya. Tam kavga ortasında düşene. Dur bak, abdest alıp geliyorum. Bak, sana bir söyleyeyim bak, bu lafı söylemen bile kavgayı bitirir ha. Yalan mı? Bak, bu lafı söylemen kavgayı bitirir ya. Düşünsene, tam kavga ortasında senin bilmem... Aklına gel, babacığım bir dakika, ne oluyor? Abdest alıp geliyorum. Ne abdesti lan diyecek? Hemen hadi sokacaksın. Ha tamam bitti. Al sana kavgayı bitirdik lan. 2 dakikada kavga bitti. Sakın ha. Bak bir şey daha hatırlatayım. Rabbim aklıma getirdi. Esnerken bir adam esnerken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derse esneme kesiliyor. Bunu en az 20-30 defa yaşadım arkadaşlar. Riyalık bir şey değil ha. Tam esnerken böyle salavat anında kesiyor. Bıçak gibi kesiyor bak. Bıçak net. Bak böyle tak. Bir anda esneme diye bir şey kalmıyor. Dikkat edin. Ne dedik? Öfkelerini abdest alsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Öfkelenen otursun. Ayakta ise mesela sinirlendin ayaktasın. Öfkelensen oturacaksın. Eğer oturuyorsa diyor sağına yatsın. Bunu sokakta da yapamazsınız herhalde değil mi? Baba 2 dakikadır bir yatayım ben lan ne oluyor? Hadis-i şerifle amen ediyorum. Ya bırak bunu sen Allah'ım otur. Tamam otur baba yatma. Sokakta yatmayın da. Evde mesela hanımına tartışıyorsun. Öfkelendin. Baktın iş gidiyor. Mevzuya gidiyor. Hemen tak oturacaksın. Hanım diyecek ne oldu lan? Sıkıntı yok. Baktın hanım hala vala. Öyle kardeşim beni konuşmayın. Hepsi böyle. Neyse. Hemen yatacağım baba. Uyuma numarası yapma Allah belanı versin. Ya bunlarla baş edilmez be kardeşim ya. Otursan bir türlü, yatsan bir türlü. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah kadınlara selamet versin. Amin. İyi maşallah amin dediniz. Yok onu da demezsin. Korkudan da demezsiniz şimdi. Neyse arkadaşlar mevzuyu anladınız. Derdinizi Allah rızası için bak. Bak arkadaşlar bak söylüyorum piyasa kötü gerçekten. Hani ekonomik şartlar zor. Söylüyoruz kardeşim inkar etmiyoruz. Ama bakın hadis-i şerif okuyoruz. Derdinizi isyan boyutuna getirmeyin. O isyanı sen kişiye yapmıyorsun Allah'a yapıyorsun ya. Ya imtihan be kardeşim. Ya ne dedik az önce? Peygamberleri diri diri kestiler ya. Sen nerede yaşadın bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 gün 1 lokma yemek yemedi be. Biz bugün yarım saat yemeği geçirsek isyan ediyoruz. Yarım saat. 5 dakika bir şey geçirse kıyamet kopuyor. Ya ne oluyor? Sabır be kardeşim be. Derdini millete deli gibi bas bağırma. Allah rızasını uyuruyoruz. Allah rızasını ikaz ediyoruz. Dikkat edelim. Rabbim bizi sabredenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbimiz
Bizleri razı olduğu kullardan etsin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri cennetinde cemalle müşerref eylesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar.